Bismillahirrahmanirrahim. Babul faili, fail babı. Mukaddimetül acumiyeyi tahlil etmeye devam ediyoruz. Evvela metne mana verelim. Burada ne anlatılmış? Ardından metni tahlil edelim. Babul faili, fail babı. Mamulü merfuyu okuyoruz. Merfu olan kelimeler. Merfu olarak yazılan kelimeleri okumaktayız. Bunların ilki faildir. Peki fail nedir? El fa'ilu fa'il. Ve o fa'il nedir? El ismul merfu'u. Merfu bir isimdir. Öyle merfu isim ki el medkuru zikredilmiş. Kablehu kendisinden önce ne zikredilmiş? Fi'luhu onun fiili. Kendisinden önce fiil geçen bir isimdir. Ve hüve o ala kısmeyin iki kısım üzere ayrılmaktadır. Fa'il ikiye ayrılır. Zahirin ve muzmerin. Zahir ve müzmer olarak. Muzmer, zamir demektir. Öyleyse zahir, zamir olmayan demek. Zamir dışındaki bir kelimedir veya zamirdir. Demek ki fail, zamir olabilir, olmayabilir. İkisi de mümkün. İşte zahiru, zahir olan faile gelince, nahvu kavlike. Senin şu sözün ona örnektir. Kame zeydün, zeyd ayağa kalktı. Zeyd ayaktadır. Yegumu ayağa kalkar. Zeydün Zeyd. Yegame ayağa kalkmıştır. Ezzeydan iki tane Zeyd. Ve yegumu ayağa kalkar. Ezzeydani Zeydler. Yegame ezzeydune. Zeydler ayağa kalkmıştır. Ve yegumu ayağa kalkar. Ezzeydune Zeydler. Burada ne anlatılıyor? Yegame fiil. Müfret bir fiil. Fail de müfret müzekker. Zeydün. Mazi burada kâme fiil. Yegûmu. Fiil muzari olmuş. Fail yine aynı şekilde gelebilir. Zeydün. Müfret müzekker gelebilir. Kâme zeydani. Fail tesni olmuş. Zeydani. İki zeyd. Fiil yine de mazi ve müfret olabilir. Veya yegûmu ez zeydani. Fail tesniyken fiil muzari olabilir. Ama her halükarda fail tesniye de olsa fiil müfrettir. Kame ezzeydune zeytler. Cemi müzekker bir kalıp bu. Zeytler. Pek çok zeyt adlı kişi kame ayağa kalktı. Fail cemi ama fiil yine de müfrettir ve mazidir. Fiil müfret ve muzari de olabilir idi. Yegumu ezzeydune. Zeytler ayağa kalkıyor. Şimdi farklı bir kelimeden. Kâme ayağa kalktı. Er-ricâlu adamlar. Yani fail, cemî, mükesser de olsa fiil müfrettir. Yegûmu er-ricâlu. Adamlar ayağa kalkar. Kalkıyor. Yegûmu. Fiil yine müfrettir. Bu defa muzaridir. Az önce mazi idi. Kâmet hindun. Hint ayağa kalktı. Kâmet müfrettir. Müennestir. Hint de öyledir. Tegumu hindun, hint ayağa kalkar. Demek ki fiil mazi veya muzari olabilir. Fail iki durumda da müfrettir, müennestir. Şayet fail tesni olsa, gamet el hindani, iki tane hint, hint adlı kadın ayağa kalktı. İki tane hint ayağa kalkmış, hint adlı kadın. Ama yine de fiil nedir? Müfrettir. Yani fail müfretmiş, tesniyeymiş, cemiymiş, müzekkermiş veya mükessermiş. Yani cemi müzekker salim veya cemi mükesser fark etmez. Fiil her halükarda müfret. Failin tesniye cemi olmasıyla ilgilenmiyor. Fiil neyle ilgileniyor? Fail müzekker mi, müennes mi? İşte bununla ilgileniyor. Gâmet el hindân. İki hint ayağa kalktı. Niye gâmet de gâme değil yukarıdaki gibi? Çünkü fail olan hint kelimesi bir kadın adı, bir müennes. O yüzden fiil de müennes olmuştur. Ağırlıklı görüş budur. Farklı görüşler de var. Yani fail müennes olsa da fiilin müzekker olması caizdir diye görüş var ama ağırlıklı görüş şu an yazıldığı gibidir. Tegûmu ayağa kalkar el hindân. İki tane hint. Gâmet de mazi müsret müennes, tegûmu muzari müsret müennestir. El hindân iki hint.
Kâmet el-Hindâtu Hintler. Cimri müennes salim. Ayağa kalktılar. Kâmet fiil yine de müfrettir, müennestir. Tegûmu el-Hindâtu Hindât. Cimidir ama tegûmu cimri olmasıyla alakalı değil yani. Fail cimri ise cimri. Beni alakadar etmez diyor. Ben sadece o müzekker mi, müennes mi onunla ilgileniyorum. Tegûmu. Ha, ben de müsret müennesim. Çünkü hindat müennestir. Cemi olması ise beni alakadar etmez. Kâmet el hunudu. Hindun hunudun. Burada cemi mükesser olarak yazılıyordu. Şimdi de cemi mükesser olarak. Yani cemi müennes olarak yazıldı. Hindat diye. Şimdi cemi mükesser olarak yazılmış olsa bir şey değişmez. Kâmet, kâmettir. El hunudu. Hintler kalktı. Tegumu el hunudu. Hintler kalkarlar. Ve gâme ehûke. Bir de diyor bunu beş isme göre örneklendirelim. Gâme ayağa kalktı. Ehûke. Senin kardeşin. Yegûmu ayağa kalkar. Ehûke. Senin kardeşin. Gâme ayağa kalktı. Hulâmi. Benim kölem. Ve yegûmu ve ayağa kalkar. Hulâmi. Benim kölem. Buralarda neler anlatıldı? Bir, anlatılan şey şu. Fiil daima müfrettir. Failin müfret, tesniye, cimi olması fiil alakadar etmiyor. Fiil faile göre tesniye, cimi olmaz. Ama fail müennes ise fiilde müennes olur. Fail müzekkerse fiilde müzekker olur. Buradaki failin cimi mükesser veya cimi müennes veya cimi müzekker olması, cimi müzekker salim olması fiil alakadar etmiyor. Sadece müennes mi müzekker mi? Fiil sadece buna göre bir değişiklik göstermektedir. Önce bunu anlattık. Ayrıca burada asıl anlatılan konu neydi? Fe zahiru nahvu kavlike. Failin zahir oluşuna senin şu sözün örnektir. Senin şu sözün gibi. Kame zeydün zeyd fail. Yegumu zeydün zeyd fail. Zeydani faildir. Zeydani faildir. Zeydûne fâil, Zeydûne fâil, Er-Ricâlu fâil, Er-Ricâlu fâil, Hindun, Hindun, Hindâni, Hindâni, Hindât, Hindât, Hunût, Hunût, Ehûke, Ehûke, Gulâmi, Gulâmi. Bunlar hep fâil olan kelimeler. Ve mâ, ve o lafız ki eşbehe benzedi der ki buna. Bunlar hep neydi? Zahir olan fâil. Zahir, yani gözünle görebiliyorsun. Bu bir zamir değildir. Açık isim. Failin bu şekilde bir şey olabileceğine örnektir. Şimdi bir de failin zamir olabileceği anlatılacak. El-muzmeru isna eşara. Failin zamir oluşu. El-muzmeru zamir de olur fail. İsna eşara 12 tanedir. El-muzmeru zamir. İsna eşara 12 tanedir. 12 zamir fail olmaktadır. Nahvu, kavlike. Nahvu örneğin, kavlike senin şu sözün. Senin şu sözün buna örnektir. Zarab tu, zarabe fiil, tu fail. Zarab tu, tu fail. Zarab na faildir. Bunlar zamirdir ve faildir. Demek ki zamirler fail olabilir. Zarab te fail, zarab ti fail, tuma, tum, tunne. Bunlar hep fail. Bir de ne var? Varabe. Fail nerede? Burada fail gizlenmiştir. Hüvedir. Varabet. Fail hiyedir. Varaba. Fail eliftir. Varabu. Fail vavdır. Zarabne. Fail nundur. Zamirlerin fail olabileceği anlatıldı. Kabaca konu bu şekilde. Şimdi asıl noktamıza dönelim. Asıl noktamız neydi bizim? Tahlildi. Metne bir mana verelim dedik. Şimdi metne tahlil gözüyle bir bakalım. Tahlil gözlüğümüzü taktık. Babul fa'ili yani haza babul fa'ili demektir. Haza bu nedir? Babul fa'ili fail babıdır. Demek ki bab kelimesi ne olur? Mahzuf müptedanın haberidir. O mahzuf müpteda ne? Haza. Mübteda hazadır, mahzuftur yani silinmiştir. Bab haberdir ve aynı zamanda muzaftır. El fa'ili muzafun ileyhtir. Babu fa'il. El fa'il elif lamlıdır yani marifedir. Marifeye muzaf olan da marife olur. Öyleyse bab da marifedir.
Müptedâ olan haza ismi işarettir. İsmi işaretler zaten marifettir. Demek ki buradaki başlıkta yer alan haza babul fa'ili ibaresinin hepsi de tüm kelimeler marifedir. El fa'ilu fa'il nedir dedik. Buradaki fa'il kelimesine gelince bu nedir? Müptedadır. Birinci müpteda el fa'il. Birinci derken ikinci müpteda da mı var? O da nedir? Hüve zamiridir. Burada zamir müpteda olmuştur. Zamirler müpteda da olabilir, fail de olabilir. Zamirler farklı farklı görevlerde yer alabilmektedir. Zamir görürsün, meful olmuştur. Zamire göre değişir o işler. Buradaki hüve ikinci bir müptedadır. Birinci müpteda el fail, ikinci müpteda hüve. El fail iliflamlı olduğu için marife, hüve zamir olduğu için marife. El fa'ilin merfu oluşu lafzidir. Kendisinde zammeyi görüyorsun. Hüvenin merfu oluşu nasıl olur? Mahallen olur. Çünkü hüve zamiri fetha üzere mebnidir. Görüyorsun ki mebnidir. Hüve hiçbir zaman huvi, hüven gibi farklı bir hareket alamaz. Dolayısıyla nedir? Donuk bir kelimedir. Yani mebnidir. Mebniler mahallen ilaf alır. Mahallen ne verelim buna? Mecrur mu diyelim? Cer halinde değil ki. Mensup mu desek? Nasb halinde de değil. Raf halinde çünkü müptedadır. Müptedalar merfuattandır. Şu an zaten ne tür kelimeler merfu olur onu işliyoruz. Birincisindeyiz. O da fail. Dolayısıyla hüve nedir? Mahallen merfudur. Fetha üzere mebnidir. Lafzen fetha üzere mebni. Mahallen merfudur. Hüve o nedir? El ismu isimdir. İsim kelimesi ne oldu? Haber oldu. Neyin ismi? Yani neyin haberi? İkinci kelimenin, ikinci müptedanın haberi oldu. Yani hüve müptedadır. El ismu hüvenin haberi oluyor. İyi, el fa'il bir müpteda. Bu da haber bekliyor kendisine. Bunun haberi olsun. Hüvel ismu birlikte bir cümle olup onun haberi olsun. Biliyoruz ki haberler bir cümle olabilir yani isim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir, şibhi cümle olabilir veya müfret olabilir. Burada isim cümlesi haber olarak gelmiştir. Yani cümle içerisinde cümle var dolayısıyla. Buna ne deriz? Cümle-i kübra deriz. Kavaidül İrab İbn Hişam'ın kitabında cümle-i kübra, cümle-i sugra diye bir konu vardır. Burada haber cümle olarak gelmiştir. Cümle içerisinde cümle yer almaktadır. Dolayısıyla burası cümle-i kübradır. El fa'il mübteda haberi ne? Hüvel ismu cümlesi. Birlikte bir isim cümlesi olup fa'il kelimesinin haberi olmaktadırlar. Devamında el merfu'u sıfat olur. El merfu sıfattır. El mezkuru o da sıfattır. Ardından kabl kelimesi geliyor. Kable bir zarftır. Zaman zarfıdır. Mensuptur, muzaftır. Hu onun muzafın ileyhidir. Fi'luhu kelimesine gelince fi'luhu da failden naib olarak merfu olarak zikredilmiştir. Fi'il muzaftır. Hu onun muzafın ileyhidir. Ve hüve müptedadır. Ala kısmeyni ise onun haberi olmaktadır. Ne tür bir haber? İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, şibih cümle mi, müfret mi? Ala kısmeyni dedim. İki kelimeden bahsediyoruz. Öyleyse müfret değil. Fiil cümlesi olabilir mi? Ala kısmeyni. İki kelime de fiil değil ki fiil cümlesi olsun. İsim cümlesi diyelim. Müpteda haber var mı? Ala müpteda kısmeyni haber mi diyeceksin? Yok. Öyleyse bu nedir? Şibhi cümledir. Şibhi cümle olduğunu şuradan da yola çıkarak anlayabiliriz. Şibhi cümle neyle oluşur? Harfi cer ve mecruru veya zarf ve mecruru. Sadece zarf da olur. Harfi cer var, mecruru var. Demek ki burası şibhi cümle değil. Direkt zaten söyleyebilmelisiniz. Öyleyse hüve müpteda ala kısmeyni şibhi cümle olup hüvenin haberi olmaktadır. Sıra geldi. Zahirin ve muzmerin. Bunların okunuşu iki şekilde olabilir. Evvela zahirden bahsedelim. Muzmer zaten ona atfedildiği için aynı şekilde okunacaktır. Bunları yani zahirin kelimesine yazıldığı üzere mecrur okuyabilirsin. Zahirin ra'nın esnesiyle tıpkı yazıldığı gibi.
mecrur okunabilir ki zaten öyle yazılmış, öyle okunmakta. Neye dayanarak? Bedel yapılmıştır. Kısmeyni'den. İki kısmı ayrılmaktadır. İkiden bedel, ikiden maksat, zahirin. Çünkü kısmeyni cer halinde. Tesniyedir. Tesniyenin cer alameti ya ile yazılmasıdır. Kısmani, kısmeyni. Mecrurdur. Sen bundan bedel yapacaksan, yani kısmeyni kelimesini mübdelün min kendisinden bedel yapılan olarak algılayacaksan, bu şekilde değerlendireceksen, ona bedel yaptığın kelime de onun irabına uyması gerekir. Çünkü bedel mübdelün minin irabına tabidir. Çünkü bedel tabi mamullerdendir. Bu yüzden zahirin mecrur olarak okunur. İsmeyniden bedel yaparsan. Hemen ardından vav gelmiş atıf harfi. Muzmer de sanlıki kelimeye atfedileceği için zahir madem mecrur, muzmer de mecrur olur. Zahir merfu olsaydı muzmer de merfu olurdu. Çünkü atıf harfi sağındaki irabı sola aktarır. Cer olmasını bu şekilde açıkladık. Peki zahir kelimesini biz de merfu olarak da okuyabilmekteyiz. Zahirun ra'yı zammeli de okuyabiliriz. Bunu neye dayanarak yapmaktasın? Ala kısmeyn iki kısmı ayrılmaktadır. Huma o iki şey nedir diyebilirsin. Mahzuf müptedadan haber yapabilirsin. Müpteda olarak humayı takdir edersin. Dersin ki burada silinmiş bir huma vardır. Huma o iki şey nedir? Zahirun ve muzmerun diyebilirsin. Bu durumda ne olmuş olur? Mahzuf müptedadan haber yapmış olursun. Yani zahirun haberdir. Muzmer de ona atfedilmiştir diyebilirsin. Veya el-evvelü dersin. Mübteda yaparsın. El-evvelü birincisi nedir? Zahirun, zahiri haber yaparsın. Veya ve minha ondandır dersin. Bu şekilde de yapılabilir. Yani o biraz da bize kalmış. Kelime, çeşitli kelimeler takdir edilebilir. Zahir müzmer kelimelerini nasb üzere okuyamaz mıyız? Cerrini söyledik. Cerri bedel olarak. Raf'ı mahzuf mübtedaya haber olarak. Bir de nasb olarak okunabilir. Nasbını da nasıl okursun? Mahzuf bir fiile mef'ul yaparak, onu nasb ederek okuyabilirsin. Bu da şöyle olur. Takdiri yani. E'ni ben kast ediyorum. E'ni fiil fail. Neyi kast ediyorum? Zahiran, zahiri ve muzmeren ve muzmeri diyebilirsin. Bismeyni, e'ni zahiran ve muzmeran denilebilir. Yani fiil fail. Zahir onun mef'ulü. Muzmer de oraya atfedilmiş. Vav sağındaki irabı sola aktarmış. Bu anlatılan durum bu benzeri her yerde geçerlidir ve defalarca karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden bu anlattığım noktayı bir iki defa daha dinlemenizi öneriyorum. Yani, Ala kısmeyni der, işte selase enva'i der, enva'in kısmeyni bu tür şeyler çok çıkar. İşte ardından gelen kelimeyi cer okuyabilirsin. Bedel olarak tabii ki mübdelimih olacak kelime mecrursa burada olduğu gibi. Mecrursa mecrurdan bedel yaptığın için mecrur okuyabiliyorsun. Raf okursun mahzuf mübtedaya haber yaparak. Nasb okursun mahzuf fiile mef'ul yaparak dedik. Böylece buraya geçiyoruz. Fezzahiru zahir olan şey. Zahir nedir? Mübtedadır. Kendisine fa şart manası olduğundan dahil edilmiştir. Nahu kavlik ise onun haberi olmaktadır. Fezzahiru zahir olan nedir? Nahu kavlike senin şu sözündür. Senin şu sözünün benzeridir. Nahu gibi örnek, benzer manalarını taşımaktadır. Gavlik kelimesi üzerinde duralım. Nahu kelimesinin muzaf olduğu açık, daima muzaftır. Kavl onun muzafın ileyhidir. Kavl aynı zamanda muzaftır. Ke onun muzafın ileyhidir. Ke bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahalle nirafadır. Şu anda ke burada bir isme bitiştiğine göre muzafın ileyh konumundadır. Öyleyse mahallen mecrurdur demelisiniz. Devamında kame zeydün. Kame fiil mazi. Gayet açık. Fetha üzere mebni bir fiil.
Zeydün kelimesi de faildir. İsmi müfredi musariftir. Raf alameti zammedir. Yegumu Zeydün. Yegumu muzari fiildir. Merfudur. Raf alameti zammedir. Niye merfu? Çünkü başında nasbeden yok, cezmeden yok. Ne yapsın? Merfu olsun. Çünkü nasbeden de yoksa, cezmeden de yoksa başında ne vardır? Amiri manevi var demektir. Bu yüzden merfudur. Yegumu Zeydün. Zeydün de merfudur çünkü faildir. İyi de bunu raf eden şey nedir yani? Buradaki Zeydün faildir. Failler merfu olur. Zeydün faildir. Failler merfu olur. Niye merfu? Onu raf eden şey nedir? Fiildir. Fiiller raf ederler faillerini. Çünkü fiil amildir, etkendir. Zeyd ise yani fail olan kelimeler ise mamuldür. Yani etkilenendir. Kendisini bir etkileyen var. Onu etkileyip raf eden, kendisine zammeyi veren nedir? Fiildir. Game Zeydün, Yegumu Zeydün. Game de, Yegumu da bunlar etken yani amil. Zeydleri raf eden bu fiillerdir. Game Zeydani. Game fiil, fetha üzere mebni, mazi fiil. Yegumu üzere mebni zannedersin. Yegumu merfu dedim gerçi. Evet. Kâme fetha üzere mebni mazi fiil. Ezzeydan onun failidir, merfudur. Raf alameti nunun sağındaki eliftir. Tesniye elifi. Tesniyeler elifle yazılırsa raf hali, ya ile yazılırsa nasb ve cer hali olmaktadır. Yegumu ezzeydan, yegumu muzari fiildir, merfudur. Raf alameti zammedir. Ezzeydani de merfudur. Nunun sağındaki elif onun raf alametidir. Ve gâme ezzeydûne, gâme mazi fiil, fetha üzere mebnidir. Ezzeydûne, cemî müzekker salimdir. Vav, bu kelimenin raf alametidir. Vav yerine ya olabilirdi. Ezzeydûne, ezzeydîne, dîne. Burada ya olsa, ezzeydîne kelimesi hem nas hem de cer hali. Cemî müzekker salimin nasbı da, cerri de ya ile olur. Zeydîne, vav varsa raf hali. Şu an var demek ki raf hali. Yegumu ezzeydune kame yegumu kaveme yekvumu. Öyle değil mi? Hangi baptan olur? Kame yegumu aslı kaveme yekvumu olsa birinci bab olur. Faale yef'ulü gibi. Ezzeydune kelimesi yegumu ezzeydune. Zeydune yine cem müzekker salimdir. Raf halindedir. Faildir. Raf alameti vav'dır. Kâme er-ricâlu, kâme fetha üzere mebni, mazi fiildir. Er-ricâlu, racul kelimesinin cemi mükesseri olmaktadır. Racûlün, ricâlün. Müsvetten tesniyeye geçiş yaparken, geçerken ne gibi değişiklikler olmuş? Hareket değişikliği var. Racûlün, ri olmuş değil mi? Ri olmuş. Hareket değişikliği var. Racûlün, ricâlün. Cim ile lam arasına bir tane de elif eklenmiş. Demek ki tegayyurun fi şekli ma'a ziyadeti dersin. Yani bu cem-i mükessirin elde ediliş biçimi nedir? Tegayyurun fi şekli, harekete değişiklik ma'a ziyadeti, harf ilave ederek. Harfin ilavesiyle beraber harekete bir değişiklik yapılarak elde edilmiş cem-i mükessirdir. Cem-i mükesserlerin elde ediliş biçimleri farklı farklı olabilmektedir. Yegumu er-ricalu, yegumu muzari fiildir, merfudur, raf alameti zammedir. Er-ricalu da cem-i mükesserdir, raf alameti zammedir. Gamet hindun. Gamet mazi fiildir, fetha üzere mebnidir. Game, kelimenin aslı çünkü mimle bitmiştir. Aslına bakacaksın. Gamet fetha üzere mebni mazi fiildir. Hindun isim müfredi musariftir. Raf alameti zammedir. Faildir. Yani bunlar hepsi fiil cümlesi. Bunun farkındasınızdır. Fiille başladığı için her biri fiil cümlesidir. Game Zeydün, Yegumu Zeydün gel. Gamet Hindun hepsi. Fiil artı fail, fiil artı meful. Bunlar fiil cümlesidir. Tegumu hindun, tegumu muzari fiildir, raf halindedir, raf halinde olduğunun belirtisi mimdeki zamme, hindun failidir, merfudur. Gamet, gameti duruyor ama gamet yani. Sukun üzere değil, fetha üzere mebni mazi fiildir, el hindani onun failidir, tesniyedir, raf alameti fethadır. Nundaki esreye aldanmayın, tesnilerde nun esreli yazılır zaten.
Peki gamet, burada ne iş? Aslında gamet şuradaki gibidir de gameti diye yazılmış. Bu esasen gamettir. Tıpkı sağdaki gamet Hindu'nda olduğu gibi. Buradaki estre, T'ye verilen estre arizidir. Sonradan ilave edilmiştir. Sebebi ise sol tarafında iki kelimeyi görüyorsunuz. Sakin ya. Yani. Sakin bir lam var. El hindani değil. L hindani değil mi? Lamda sükun var. Gamet l hindani diye okunmaz ki. İki tane sakin yan yana gelmiş. Ne yaparsın? Es-sakinu izâ hürrike bil kesri kaidesine, matruk kaidesine uygularsın. Buradaki T'ye bir esre verirsin ama bu esre arizidir, yok hükmündedir. Hani fiiller esre almazdı, buradaki T zamir değil, onu da karıştırmayın. Fiiller esre alır da bir amilden dolayı almaz. Ya bu şekilde bir arizi olarak alır. Yani geçiş yapmak lazım, aslında sakindir, geçiş yapamıyorum, bir köprü kurmam lazım. Köprü olarak oraya esreyi verirsin. Veya ne olabilir? Bir rama yer mi? Aslında yer mi yudur. İler gerekçesi olarak ya silinmiştir. Muzari'nin sonuncu harfi esre olarak kalmıştır. Esasen sonuncu harfi esre değildir ama yadır ve zammelidir. Bu tür durumlardan ötürü muzari fiilin sonuncu harfini esrede görebilirsin veya mazinin şu an olduğu gibi. Ama bu bir amilden dolayı değildir. Amilden dolayı cer olmak, esre almak isimlere mahsustur. Gamet el hindani, gamet fiil el hindani failidir, tesniyedir, elif onun raf alamettir. Tegumu raf halinde muzari fiil, el hindani raf halinde faili. Gamet, gameti az önce anlattığım şeyin aynısı. Aslında gamettir ama sakin bir harf geliyor ardından. Gamet, l hindatu diye de okuyamazsın. Ne yapacaksın? Gametteki ta'ya esre vereceksin. Kaydı böyle. Gametil hindatu bu şekilde olmuştur. El hindat görüldüğü üzere zamme ile merfudur. Tegumu el hindatu bu da zamme ile merfudur, faildir. Gamet el hunudu hunud hindun hunudun cemi mükesserdir. Zamme ile merfudur, faildir. Tegumu el hunudu hunud yine faildir. Cemi mükesserdir. Raf alameti daldaki zammedir. Hindun, hunudun. Ne gibi değişiklikler var? Tegayyurun fi şekli ma'a ziyadeti. Harekede de değişiklik var. Bir de harf ilavesi söz konusu. Bu şekilde elde edilmiş bir cemi mükesserdir. Gâme ehûke. Gâme ayağa kalktı. Gâme ney? Mazi fiil. Fetha üzere mebni mazi fiildir. Gâme aslında gaveme. Öyle değil mi? Gaveme. Vav harfi illet mutaharrik. Ma kavlu meftuh. Vav elife çevirdik. Game oldu. Game eksamu seb'e göre ecvef bir fiildir. Ortası boş. Ortası hali. Neyden boş? Sahih harften boş. Yani su boşluğu değil bu. Bardakta su yok gibi değil. Ehu ke. Ehu beş isimden birisidir. İleride gelecektir. Ayrıntılı olarak şerhinde yer almıştır. Avamili bir gibi olsun, avamili cürcani olsun. Çeşitli nahi kitaplarında ele alınan bir kelimedir. Ehuke. Ehu kendisine vaat edilen irabı alabilmiştir. Raf halindedir. Raf alameti vav'dır. Ehu faildir ve muzaftır. Ke onun muzafın ileyhidir. Ke burada muzafın ileyhtir ama zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irab alır. Buna göre ke mahallen mecrurdur. Yegumu ehuke. Yegumu muzari fiil. Zamme ile merfu. Ehu onun failidir ve muzaftır. Ke ise muzafın ilenktir. Zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebnilerden mahallen ilaf alır. Öyleyse mahallen merfu mu desem ne desem muzafın ileyh olduğuna göre mahallen mecrur demek. Mahallen mecrurdur. Kâme gulâmi. Kâme fetha üzere mebni mazi fiildir. Gulâmiye gelelim. Onun faili olmaktadır. Mütekellim yası var burada. Gulâmi benim kölem. Öyleyse gulâm kelimesi takdiren merfudur. Mütekellim yasına muzaf olan kelimeler takdiren irap alırlar. Takdiren merfudur çünkü faildir. Bu yüzden merfudur. Takdire mensup değil çünkü fail. Yegumu gulami, yegum muzari fiil gulami. Onun failidir, takdiren merfudur.
Fark ne? Burada mazi fiil, burada muzari fiil. Ve ma eşbehe zalike. Ve ma o şey ki, ma nedir? İsim ve usuldür. Sükun üzere mebnidir. Eşbehe, mazi fiil, fetha üzere mebni. Eşbehe benzedi, zalike buna. Zalike de ismi işarettir. Bu da yine mebnidir, zalike. Ve muzmeru zamire gelince o da isna aşara 12 tanedir. Nahvu kavlike. Nahvu muzaf kavl. Muzafun ileyhi ve muzaf aynı zamanda. Ke de onun muzafun ileyhi. Demek ki kavl hem muzaf hem muzafun ileyhi. Zarabtu, zarabe fiil, tu fail. Bunlar açık zaten de. Peki şuna değinmek gerekiyor. Sükun üzere mebni mazi fiildir. Zarabı çünkü varabe kelimenin aslı sonuncu harfi ba'dır. Ba'ya bakacaksın. Ba ne? Sükunlu. Sükun üzere mebni. Zarabna sükun üzere mebni. Zarabte sükun üzere mebni mazi fiildir. Zarabti sükun üzere mebni mazi fiil. Zarabtuma, zarabtum. Zarabtunne, bunlar hep sükun üzere mazi fiiller. Sükun üzere mebnidirler. Yanlarında da zamir var. Na sükun üzere mebni nedir? Faildir. Na sükun üzere mebni zamirdir, faildir. Tu zamme üzere mebni faildir. Te fetha üzere mebni, ti esre üzere mebni, kesre üzere mebni faildirler, zamirdirler. Tunne fetha üzere mebni. Zarabe fiil, fetha üzere mebni, mazi fiil, hüyonun faili. Zarabet nedir? Ba'ya bakacaksın. Fetha üzere mebni, mazi fiil. Hiye onun faili olur. Varaba, varabe, varaba, elif burada fail olur. Zarabe fiili, fetha üzere mebni, mazi fiil. Varabu zamme üzere mebni mazi fiildir. Vav fail olmaktadır. Sükun üzere mebnidir. Zarabne nun faildir. Fetha üzere mebnidir. Zarab fiildir. Fiil nasıl? Sükun üzere mebni mazi fiil olarak yer almaktadır. Konumuz burada bitmiştir. Faili bitirmiş olduk. Sırada naibu fail var.